sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım, sayın belediye meclis üyelerim, çok değerli misafirler, sevgili canlarım. Kurumumuz KKTC Alevi Kültür Merkezi yararına düzenlemiş olduğu bu organizasyona hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca birliğimize, beraberliğimize, mücadelemize çok büyük katkılar koyan, bugün de burada aramızda olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanımız Sayın Hüseyin Mata, Sayın Turgut Öker'e, Sayın Bülent Ata ve Avrupa Alevi Federasyon Başkanlarına ve yetkililerine aramızda oldukları için, bizi onurladıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Çok değerli canlar, bugün bu etkinlikte birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hem de cemevimize katkı koymak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu yöndeki katkılarımızı, bağışlarımızı çok büyük önem temsil etmektedir. Ben şimdi de hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. Değerli canlar, ayrıca bu organizasyonda emeği geçen, gerçekleştirmesinde emeği geçen bütün canlara ve yönetim kuruluma ayrıca huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunar, iyi eğlenceler diliyorum. Konuşmalarından dolayı Başkanımız Metin Kaya'ya teşekkür ederim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Sayın Turgut Öker'i sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Siz de hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Hepiniz hoş bulduk. Biz şu an ayağımızın tozuyla katliamın 38. yılından Maraş'ta Alevilerin, Kızılbaşların katledilmesini protesto etmek amacıyla bugün Maraş'taydık. Tüm Alevi kurumları başkanları olarak, tüm yüreği insanlıkla yana çarpan canlı olarak orada gördüğümüz manzarayla burada gördüğümüz manzara arasında büyük bir farklılık var. Maraş sizin de çoğunuzun doğduğu topraklar, bizlerin de ana yurdunun bir parçası. O şehir sanki bugün işgal altındaydı. O şehir gün boyu panzerlerle, polislerle abluk altındaydı. Katliama seyirci kalan, katliamın ortağı olan devlet 37. yılında sadece şehitlerimizi anmak ve bir karanfil koymak amacıyla Maraş'a gidişimizi engellediler. Gün boyu halka zulüm ettiler. Ama bugün burada görüyorum, oruçluk sürecinde yakından izlediğimiz, siz canlarımızın bir araya geldiği Alevi Kültür Merkezi öğretimize uygun, değerlerimize uygun bir şekilde bir aradasınız. Ve ne kadar önemli olduğunu hissettik kapıdan girdiğimizde. Eğer nerede yaşarsak yaşayalım, kendi değerlerimize sahip çıkmadan, bir arada olmadan geleceğimiz yok. Geleceğimiz ciddi bir şekilde yok edilmeyle karşı karşıya. O anlamda tekrar buradan da biz öğretimiz gereği insanların yüreğimizi hissederiz. Şekilimizin hiç önemli değil. Bir kez burada yine haykırıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, Maraş'ı abluk altına alsınlar da 37 yıl önce katledilen canlarımızı biz yüreğimizde anıyoruz. Onların anısı önüne saygıyla eğiliyoruz. Ve hiçbir güçle onları yüreğimizden söküp atamaz. O kapsamda sevgili arkadaşlar, 35 yıldır Avrupa'da yaşayan bir canlı arkadaşımız olarak gördüğüm şu, doğduğumuz topraklardan uzaklaşmak zorunda olan bizler ne pahasına olursa olsun birlik içerisinde olmak zorundayız. Eğer birliğimizi, dirliğimizi sağlamadığımızda gerçekten geleceğimiz ciddi şekilde tehlike altında.
bugün Avrupa'da çok şükür her şehirde cemevlerimiz var. Aynen bugün sizin buradan inşa etmek istediğiniz gibi. Avrupa'nın her şehrinde başımızı sokacak, ibadetimizi yapacak, gençlerimize, çocuklarımıza inancımızı, aleviliğimizi anlatacak cemevlerimiz var. Burada da Kıbrıs'ta da 2007 yılında belki görmüşsünüz temel atanlardan birisiyiz. Burada da mutlaka ne pahasına olursa olsun biz Alevileri temsil eden bir cemevimizin olması lazım. Cemevisiz Alevilik olmaz. İbadet yapmadan, çocuklarımıza Alevili'yi anlatmadan yok olmayla karşı karşıyayız. O yüzden ben de sevgili başkanımızın söylediği gibi mutlaka ne pahasına olursa olsun birlik olmalıyız. Bu cemevimizi burada mutlaka inşa etmemiz gerekiyor sevgili canlar. Biz yanınızdayız. Dünyanın neresinde insanlık için, özgürlük için gönderen insanlar varsa biz onların yanındayız. Bugün Türkiye'de gerek Dersim olsun, Maraş olsun, Sivas olsun, Kütahya olsun, Türkiye'nin dört bir yanına cemevi inşasına katkı sundur. Burada bizim boynumuzun borcu, bunun farkındayız ama görüyorum artık Kıbrıs'ta da biz bir avuç insan değiliz, ciddi bir potansiyeliz. Biz birlik olduğumuzda sadece bir evi değil, bir cemevi değil. Onlarca cemevi yapacak güce sahibiz. Yeter ki birlik olalım, yeter ki davamızı birleştirelim sevgili canlar. O anlamda bu kötü inşaat karşısında gerçekten biz Alevi Bektaşlar arasında tarihimizin belki en tehlikeli bir sürecini yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de iş başında bulunan şahıs adının önünde ne olursa olsun aynen Gezik gibi, aynen Yavuz gibi insanlık düşmanı. İnsanlık düşmanı ve bizi yok etmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapıyor. Onun karşısında öylesi bizim daha güçlü olmamız lazım. Daha birlik içerisinde olmamız gerekir. Daha fazla kenetlenmemiz gerekir. Bunu yapmadığımızda görüyorsunuz insanlık düşmanı barbar IŞİD'cilerin silahı da parası da Gezip Tayyip Erdoğan tarafından yollanmakta. Orta Doğu faşist İzler Doğan'ın destekleriyle tarafılanmakta. O nedenle bizim dünden daha fazla birlik içinde olmamız lazım. Daha fazla kenetlenmemiz lazım. O günlerle ben bu birliğimizi yürekten selamlıyorum ama başkanımızın da söylediği gibi yani sadece göstergede değil bizim gerçekten bu cemevini bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Bırakın gençlerimiz, çocuklarınız, torunlarınız kendi cemini, kendi semahını, kendi ibadetini cemevlerinde yaşayabilsin. Biz biliyoruz cemevi olmaksızın Alevilerin bu topraklarda varlığını devam ettirme şansı yok. O duygularla tekrar yolumuz açık olsun, birliğimiz daim olsun, bozattığınızın hepimizin yardımcısı olsun. Saygılar sunuyorum size. Sayın Turgut Öker'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli canlar, konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Batı sahneye davet ediyorum. Değerli canlar, sevgili dostlar, ben burada bulunan bütün herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alevi Kültür Derneğimizin değerli başkanı Metin Bey nezdinden saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Sizler de hoş geldik, hoş bulduk. Evet. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Sizler de, bizler de siyasal, sosyal, kültürel birçok nedenden dolayı yerimizden, yurdumuzdan göç etmek durumunda kaldık. Sizler Kıbrıs'a yerleştiniz. Bizler Avrupa'nın birçok ülkesine göç etmek durumunda kaldık. Ama bir şeyi hep birlikte başardık. Gittiğimiz yer neresi olursa olsun, hangi coğrafya olursa olsun, inancımızı, öğretimizi ikrar vermiş olduğumuz yoldan dönmeden yaşatmak adına büyük bir mücadeleyi hep birlikte ortaya koyduk. Bugün dünyada Aleviler tanınıyorum noktaya gelmişse burada sizlerin büyük bir katkısı var. Avrupa'daki Alevilerin çok büyük bir katkısı var. Türkiye'de mücadele eden Alevilerin çok büyük bir katkısı var. Bu nedenle bütün bu baskılara rağmen, bütün bu tehditlere rağmen
içinde bulunduğumuz çok zor koşullara rağmen halen Pir Sultan gibi, İmam Hüseyin gibi, Şeyh Bedrettin gibi, Seyyid Rıza gibi dimdik ayakta Yezidlere karşı mücadele ediyorsak bu hep birlikte vermiş olduğumuz mücadelenin bir sonucudur. Ben bu nedenle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki bu örgütlüğü kurmuşsunuz. Evet. Sizden bir kemerli projeniz var. İnanıyoruz. Biraz önce de değerli Onursal Başkanımız Turgut Bey'in ifade ettiği gibi biz Avrupa'da Alevileri ve Aleviliği özgürleştirdik. Siz burada Kıbrıs'ta Alevileri özgürleştirdiniz. Bir Cemevi projeniz var. Ama biz sadece Cemevi'ni Avrupa'da değil, sadece Kıbrıs'ta değil, Alevileri Alevisizleştirilmek istenen Maraş'ta da 2 ay önce Cemevi'nin temelini attık. Bizi 37 yıl önce katledenlere inat, biz gelecek yılda yine Maraş'ta şehitlerimizi anarken de Cemevimizin de açılışını yapacağız. Bizi katledenlerin yüzüne bir şamar da Maraş Cemevini açarak vuracağız sevgili arkadaşlar. Evet, herkes bilecek, herkes Alevilerle ilgili konuştuğunda haddini bilerek konuşacak. Bugün geldiğimiz ülkede Alevi'nin doğduğu coğrafyada, Alevi'nin filizlendiği, kendisini tanımlandırdığı, konumlandırdığı ülkede, Türkiye'de geldiğimiz şu süreçte ülkenin başbakanı Cemevilerini ibadet yeri olarak tanımlamamak için bir tane takla atıyor. Aleviliğin Cemevilerini kendilerine göre tanımlamaya kalkıyorlar, tarif etmeye kalkıyorlar. Buradan Kıbrıs'tan bir kez daha sesleniyorum. Alevilerin ibadet yeri Cemevi'dir nokta. Başka hiçbir tanımlamayı asla kabul etmiyoruz. Evet. Ve asla da taviz vermeyeceğiz. O anlamıyla da bugün sizlerle, yani Avrupa Alevi Hareketi ve Kıbrıs Alevileri'nin bir araya geldi bu güzel günde. Bizleri de konuk ettiğiniz için, ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun, daha yapacağımız çok işler var. Ve Cemevinizin açılışına da özellikle de davetinizi bekliyoruz. Siz davet etmeseniz de biz geleceğiz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi bir kez daha sunuyorum. Konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Şimdi de grup ülkesizlerden türküler sırayı alıyor. Thank you.
Bu gecede emeği geçen bütün canlara, dernek yönetimine ve siz değerli canlara çok teşekkür ediyoruz. Kusurumuz olursa affola. Eyvallah.